Selam dostlar. Bugün büyük göçmenlerden Süevliler ile alıyoruz. Süevlilerin özelliklerine geçelim. Büyük göç özelliğimiz diğer büyük göçmenlerdeki gibi bir yere yerleşirken veya yerleşim yerinden ayrılırken direkt 11 nüfusla başlamamız. Ulus vasıflarında ise grup binaları inşaat belirti %x35. Binaları %35 daha ucuza kuruyoruz. Ve bir yerleşim yeri yamaladıktan veya talan ettikten sonra 10 tur boyunca eksi %35 bakım maliyeti. Mis. Benim oyunda en sevdiğim özelliklerden bir tanesine sahip şeyler. Tek bir kötü yanları var. Hani kötü benim gözümde kötü yan ama sizin gözünüzde iyi midir bilmiyorum. Tek güruh olarak başlaması. Hani Vandallar, Süevler, Ostrogotlar iki güruhla başlarken siz tek güruhla başlıyorsunuz. Çok zor da başlatıyorum, oyuna girelim. Ve Süevler'de şöyle bir şeyiniz var. Siz iki devlet tanıyorsunuz. Birisi Batroma, diğeri Elemaniler. Alemaniler. Alemaniler zaten Vandallarla savaştı. Animasyonu geçelim. The avaricious Huns have driven your people into the Hunlar heart of the geliyor. hostile Roman Empire. Roma herkesle Although savaşa your gidecek flight abroad. falan filan. Şimdi hemen diplomasiye bir girelim. Aynen Alemanilerle. Allah Allah, tarafsızmış tutum ya. Bunlar bizi seviyor diye biliyordum. Batı Roma ile zaten klasik. Şimdi gel bir senle birkaç bir şey yapalım. Greetings, friend. Şöyle We şeylerde will oyun speak başı şanssız together deneyin. whatever you wish. 500'e de okey diyorsun. 500'ü vermiyorsun. 300 ver bakayım. Ve sen onu da vermiyorsun. Sana kız versem. Bak buna da orta diyor ya. Sen buna yüksek demen lazım. Hadi 500 verirsin ya. Yok böyle şeyler. Kimseye hiçbir şey vermiyoruz. Şimdi tek güruhumuz var. 1700 paramız artıyor. Bir güruh daha çıkartılabilir. Gerek var mı? Ya ben tek güruhla idare edebileceğimi düşünüyorum. Ama hani bu repentinin bir video olduğu için biz yine işimizi garantiye alalım. Bir güruh daha çıkartalım. Şimdi şuradan kuvvet kur. Titiz plancı, zengin tüccar, nüfus idaresi. Şimdi şöyle bir güzel özelliği de var. Alacağınız bütün generaller, hani zaten ordunun başına zengin tüccar vermezsiniz. 26 yaş hariç hepsi fark etmezsiniz 20, 18 yaşlarında. Ya bu çok güzel bir şey. General alıyorsunuz zaten 2-3 savaşa rütbesi deli gibi artıyor. Ve hani askerlerinizin atıyorum 40 vuran bir askeriniz varsa hani direkt 50-60'a kadar çıkıyor hasar. Hani yaş olarak çok iyi generalleri var. Titiz plancı best yani. Alalım. İmperium'a yükseldik şimdi. Zaten bu da veliahtmış. Bunda bina basamıyoruz yanılmıyorsam aynen. Ne diyor? Anladım. Şimdi hareket edemediği için şimdi Süevlerle ne yapabiliriz? Batı Roma'ya zaten Allah'ın emri Batı Roma'ya savaş ilan etmemiz. Ama şimdi değil. Neden? Şu ikinci güruhu çıkardık ki bununla beraber hareket etsin ve işimizi biz sağlam alalım. Ve fark ettiyseniz bunda da Visigoth, Ostrogoth'taki gibi hani içinde oyun başında çok güçlü bir birlik de yok. Hani Ostrogoth ve Visigoth'larda hani tamam Visigoth'larda ona ger de var, şey de var. God Savaş güruhu da var ama Ostrogoth'larda sadece God Savaş güruhu var. Şimdi bunlarda God Savaş güruhu da yok. Bunlar da normal Cermen kabilesi ama bunlarda God Savaş güruhu yok. God Savaş güruhunun oyun başına kadar etkili olduğunu oynadıysanız siz de çok fark etmişsinizdir. God Savaş güruhları da yok bunların. Tamamen artık ince mikroya dayalı oyunlar olacak. Şimdi ikinci güruhu da daha çadır kuramadığımız için hiçbir şey yapamıyoruz. Bunu bir aşağı doğru indirelim. Sadece gezdirmek amaçlı, öyle çok saldıracağımdan falan değil. Çadırını kursun. Şimdi Süevler'de direkt mi yerleşeceğiz yoksa yine yağma yapıp 20-30K para toplayıp böyle yerleştik mi, sağlam mı yerleşeceğiz? İlk önce bunu bir, ya bence yerleşmek gerekiyor çünkü yerleşim yeri binaları, hani göçebe binaları tamam güzel okey de yerleşim yeri binalarıyla Süevlerin ben daha çok güçleneceğini düşünüyorum. Hani Süevlerle göçebe olarak da oynayabilirsiniz. Niye? Güzel olur. Hatta bir yandan sürekli asker bakım maliyetini düşürmek, bir yandan hani göçebeliğin içindeki binaları daha ucuza yükseltmek daha mantıklı olabilir. Ama dediğim gibi hani sizin oyun tarzınız, sizin yaşamınız, sizin kurallarınız gibi.
Ben yerleşik oynamayı çok seviyorum. Su evlerde de hani bina maliyetleri zaten yerleşikte benim gözüme daha fazla olduğu için. Yerleşim yeri konusunda su evleri tek geçerim yani. Hani bunda ne kurabiliriz? Zaten ilk başta para toplayacağımız için 4000 parayla hiçbir şey yapamayız biz. Hiçbir şey. Şöyle bir yol izleyebiliriz. Büyük çadırlar mıydı? Pardon. Buradan sanatçıya girdiğiniz zaman şurada bir araba tekerlekçisi var. Hani çoğu göçebe de zaten bunu anlatmaya devam edeceğim. Bu araba tekerlekçisi size ona ger basmanıza sağlıyor. Ona ger demek şehirlerde ekstra bir tur beklememek demek. Zaten bir de eksi 135 bina maliyeti olduğu için mesela bu sanatçı binasını 1000 para kuruluyordu. 1000 paraya kuruluyordu. 250 zenginlik veriyordu. 4 tönde çıkartıyordun zaten parasını. Şimdi böyle bir özellik olduğu zaman 3 tane çıkartıyorsun direkt. Bastığın maliyetin geri kazanma yoluyla direkt çıkartıyorsun parasını. Araba tekerlekçisinde buradan ekstra 2 nüfusa 975 para karşılığında 300 zenginlik oluyor. Güruh binası yapım maliyetini ekstra %-4 düşürüyor ve ona ger yapıyor sana. Dürüstlük o kadar çok şey değil. Hani dürüstlük her türlü arttırılır. Savaşla da arttırılır, binayla da arttırılır. Artırmanın birçok yolu var. Buradan tek güruhtan basabilirsin ona geri. Şeylerde beklemezsin. Biz zaten hatta o yola doğru gidelim bir. Parasını zaten her türlü çıkartır. Diyorsan, aga ben hiç şey yapmayacağım. Göçebelikte çok oynamak istemiyorum. Ben bir an önce yerleşmeyi düşünüyorum. Bas sanatçı binasını. Zaten hani direkt de yerleşmezsin de 5-6 turn sonra yerleşirsin. Basarsın bunları. Zaten 3 turnda parası çıktığı için hani 4. turnda sen kâra geçiyorsun artık. Bas gitsin. Bu zaten şey yapamıyor. Bunda da şimdilik çadırımızı kurduk. Dürüstlük düşüyor. Bu dürüstlüğe çok aldanmayın. Zaten bir savaş kazandığınızda 20 dürüstlük gelecek. Savaş zaferinden dolayı. Rastgele teknoloji ver gitsin. Hani aile ağacını Male hiç faction girmiyorum. mem. Buraları zaten ayrı bir rehberde falan şey yaparız. Buralara zaten atarsınız. Diplomasi de ha tamam. Hallettik. Şimdilik turu sonlandıralım bakalım. Have been blessed with 200 para courage, mı? so will you not Dur use that bakalım. courage Onu to bir help arttıralım. us? Attack Şöyle bir these people. 700'den aşağı savaşmam ya. It is time to Onu da talk öyle like 200'e men of vermem. many 500 verirsen things. verirsin. Ya bu bizi kandırmaya çalışıyorlar. Bizi kandırıyorlar. 400 paraya ben niye bir ulusla savaşa gireyim ya? 400 para ne ki? Hani iyi bir para verse, 1000 para falan verse fikrim belki değişebilir. Oyun başı 1000 para güzel. Ama işte 300'e de gitmeyiz ya. Şimdi Batroma buradan hemen general çıkarmış, asker çıkarmış. Tehlikeyi sezmiş herhalde. Şimdi şu güruhu ya bir yanımıza doğru çekelim. Sen bir şuraya kadar gel. Çadırını kur. Şimdi buradan ne basabiliriz? Burada güruh büyümesini arttırmaya gerek yok da. Büyük çadır belki basılabilir. İki nüfus karşılığında kaç? 300 para veriyor. Dürüstlük için. Bence gerek yok ya. Çok göçebe kalacağımızı düşünmüyorum ben. Gıda binası basılabilir. 15 gıdamız var. Bu zaten bu gitgide düşecek. Rekabette olduğu için. Başka ne basabiliriz? Hani ordu binası mantıklı olabilir. Ya benim gözümde sanatçıyı bas gitsin. Bir nüfus yiyor zaten. Bir nüfus ne ki? Zaten parayı her türlü alacaksın. Bak direkt 2000-2000 artıyor. 2000 zaten buradan atıyor. Bir de sen üstüne yağmaya çıkacaksın. Gerek yok. Buradan askeri basalım. Çember bulacaksın. Klasik. İki askeri istirmek çok kötü işte. Hiç olmazsa aslında şey diye değiştirsek mi ya? Bunu sanatçı değil de bir tane ordu kapasitesi ekstra yetiştirme. Mantıklı olur gibi ya. Çünkü her tur böyle 2-2 asker yetiştirmek sıkıcı olabilir. Bir tane basalım. 2 turne zaten. Hani dürüstlük 0 zaten. Bunda eksi 3 artıyor da. Savaşa yakın zamanda gireceğiz zaten. Şuradan pardon. Şuradan askerimizi çıkarmaya devam edelim. Ya çıkan koymuşuz zaten. Turu sonlandıralım. Hani genelde zaten oyun planlamasında su evlerin bir güruh daha basmanız sizin için daha yararlı olur. Tek güruhun yok edilme olasılığı çok yüksek. Hani Batroma aşağıdan
şu Paris taraflarından bir ordu, doğudan bir ordu. Hani sizi her türlü araya sıkıştırır, yok eder. Hani ya gideceksin bu Suevlerle İspanya'ya geleceksin, boş buralar, bomboş. Afrika boş. Geleceksin beleşten bu topraklara konacaksın, iyice gelişeceksin ama o zaman da paran olmayacak. Hani yağmalaya yağmalaya gidersin, o da bir seçenek. Şimdi Avrupa işlerini kurulmak istiyorsan, herkese yakın olmak istiyorsan ise diyorsun ki ben Fransa'ya kurulmak istiyorum. Oradan İspanya'ya geçerim, oradan İngiltere'ye geçerim, oradan işte Almanya taraflarına, Avrupa taraflarına geçmek istiyorum diye. Geçebilirsin ama dediğim gibi çok zahmetli iş. Boş toprağa mı konacaksın yoksa gerçekten zorlu yollardan mı geçmek istersin? Şimdi ben bu ulusları tanımıyor muyum ya? Az önce gördüğüm Saksonlar, Frankler, diplomasi de göremedim. Hani genel olarak Süevlerleri böyle askeri basıyorsun. Bir iki tane daha basalım falan. İki güruh halinde ilerle. Tek güruh ilerlersen yok ederler seni. Gıda kıtlığı mı var? Hani yeni gıda binası basmak yerine gel buradan bunu dönüştür. Hani kaç gıda kazanıyorsun? 30 30'ken 55'e çıkartıyorsun. Hani zenginliğin 100 falan azalır. O dert değil. Sen direkt bunu da basarsın. Gıda sorunu çektiğin zaman şuradan zenginlik binasını yükseltebilirsin dediğim gibi. Hani ona yer basabilirsin. 2 büyüme istiyor. Bu da 3-4 turn eşi olur. Gelir zaten. Savaş kazanıp ki daha çok yükseliyor. Bak, ama zaten Batroma çöküyor zaten yavaştan. Şöyle baktığınız zaman, pardon. Şöyle baktığınız zaman zaten Batroma 20 turn falan dayanırsa, yani mucize bu. 20 turn'e falan dayanamıyor bile. Hani şimdiden daha 4 kişili savaşta, bunlar da oyun başı zaten direkt savaşta olarak başlıyor Batroma'yla. Süreler genel olarak böyle. Hani dikkat etmeniz konular, şeyleri de alacaksan ona ger basacaksın. Ekstra bir güruh çıkarman senin hayrına, çünkü tek güruhu yok ederler. 20'ye 20'lik yapsan bile Batroma 10'a 10'luk getirse bile seni çok zorlar. Ve askerlerin sürekli yaralı. Batroma'nın içinde dolaşıp durursun. Hani o yüzden ya direkt savaş ilan etmeyeceksin Batroma'ya. Ya kendini çok iyi topacaksın. Mükemmel bir konuma geleceksin ki ondan sonra savaş ilan edeceksin. Hani diyorsan ki ya ben o mükemmel konuma gelene kadar o 30-40 turn geçer. Hadi o zaman diyorsan ben erken zamanda güçleneyim. Çek yanına bir tane güruh. Yeni güruh çıkar. İstersen içine zenginlik bas, istersen askeri güruhun olsun. İçine askeri binalar basarsın. Hani beraber dolaştırırım diyorsan o da bir seçenek tabii ki. Hani dediğim gibi birden çok fazla oynama şekilleri var. Göçebe olarak devam etmen senin oyun tarzın. Ben yerleşiği tavsiye ediyorum. Yerleşik kesin oynayın Süevlerle. Hoşunuza gideceğini düşünüyorum. Şimdilik bu kadar. Unuttum veya sonradan söylemek istediğim şeyler olursa zaten açıklamada belirtirim. Sizin de sormak istediğiniz şeyler varsa yorumlarda söylersiniz. Hepinize iyi oyunlar diliyorum. Görüşmek üzere.